Ha, geliyorlar. Dağhan Bey! Dağhan Bey! Özürlüğünüze kavuştunuz! Dağhan Bey! Bununla ilgili tekrar araştırma yapacak mısınız? Lütfen arkadaşlar, lütfen. Evet. Neler söylemek istersiniz? Davamızda böyle başarı bekliyor muydunuz? Ne hissediyorsunuz? Tabii ki çok mutluyum. Dağhan işlemediği bir suçtan 11 senesini kaybetti. Neyse ki daha da geç olmadan adalet yerini buldu. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsunuz? Tazminat davası açacak mısınız? Tabii kaybedilenlerin telafisi olamaz ama evet tazminat davası açacağız. Ayrıca Sezai Karalı cinayetiyle alakalı yeniden soruşturma başlatılacak. Ben de müvekkilim adına bu soruşturmayı takip edeceğim. Sezai Karalı sizi kim öldürdü? Farklı açıklamalarınız olacak mı bununla ilgili? Daha sonra açıklama yapacak. Açıklamayı yapacak. Çıktı mı? Beraat etti. Tamam çıkabilirsiniz. İyi günler. Haber geldi. Gidebilirsin doktor. Hadi geçmiş olsun. Çıkarken gördüm ya. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Aa, bitir. Baba. Dağhan Hanım.
aslan oğlum benim. Sağ ol kızım. Bize ne kadar büyük bir hediye verdin bilemezsin. Hakkını ödeyemeyiz. Allah sizden razı olsun. Tuttuğunu altın etsin. Ben bir şey yapmadım. Olması gereken buydu zaten. Biraz da bana bırakın. Yapmayın böyle, utandırmayın beni. Abi. Ya yok, gerçekten teşekküre gerek yok. Senin sayende ilk davamda ünlü oldum ben de. Babana yeter de artar bile. Senin kalbin hep böyle atıyor galiba. Hepinize tekrar çok geçmiş olsun. Eğer sizin için yapabileceğim başka bir şey varsa lütfen çekinmeyin, arayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Nereye gidiyorsunuz hemen? Hayatta bırakmam sizi. Bize gideceğiz, kutlama yapacağız. Siz olmadan olmaz. İşlerim var. Çok teşekkür ederim, gerçekten. İşinizi halledip gelin o zaman. Akşam yemeği mutlaka bekliyorum. Bak çok gücenirim yoksa. Peki, tamam. 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 Hadi o zaman, gidelim. Ne işin var burada abi? Esas senin burada ne işin var Vildan? Onun yaptığını ispatlayan. Görgü şahidi vardı. Görgü şahidi vardı.
Bir yıl boyunca boşu boşuna mı yattı hapiste? Boşuna mı yaşandı onca şey? Hayatım. O zaman hata yaptılar. Şimdi mi bilemeyiz ki. Ayrıca bunca zaman sonra yani ne fark eder masummuş demiş. Ha? Yani, neyi değiştirir ki? Ha? Her şeyi değiştirir. Bir şey değişmeyecek. Merak etme. Değişmeyecek. Uyuyan yılanı uyandırdın. Haberin yok. Bunca yıllık emeğimin içine mi yırttım ben be yıllardır seni korumak için? Niye yapıyorsun ya? Niye? Kendini ateşe atıyorsun be kızım. Yanacaksın. Ben zaten yanıyorum yıllardır. Nefes alamıyorum abi. Başıma dank ettiğinden beri bugünü bekliyorum ben. Kefaretimi ödemek için. Ödedim de. Bitti. Tamam mı? Korkma, bitti. Bekle, bitti. Sal bakalım aslanı dışarıya kafesten. Ne yapar? Parçalamaz mı önüne geleni? Öyle bir şey olmayacak. Dağhan öyle biri değil. Ulan içeride 11 sene. Kediyi bile aslan yapar. Ya peşine düşerse bu işin? Ne olacak o zaman? Kim koruyacak seni? Ben kendimi korurum abi.
Lahana sarması sever misin Selvi? Aa evet, çok severim. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Bizimkiler de çok severler. Bayramda, seyranda mutlaka sarılacak. Aa, öyle mi? Evet. Evet. Benim de iştahım açıldı. Sürekli bir şeyler yiyorum. Afiyet olsun. Daha niye yemiyorsun oğlum? Sen çok severdin sarmayı. Bir oturuşta 3 tabak indirirdim mideye. Ya evet. Bize hiçbir şey bırakmazdı. Anneme sorardım lahana dolması kaldı mı diye. Hayır kızım. Çünkü abim bütün tencereyi yedi. Beğenmedin mi yoksa? Beğendim. Yeni sağlık. Özlemişsindir diye annen kazanla yaptı. Yarısı burada. Evet, ben de yardım ettim. Yeter. Tamam, yeter. Afiyet olsun. Yoğurt getireyim mi yanına? Ne güzel bir ailem var. Çok şanslısın. Kötü günler geride kaldı artık. Bitti nihayet. Bitti mi? Adalet yerini buldu mu? Bitti mi yani? Giden zaman 11 sene. Kaybettiklerim ne olacak? Kim verecek hesabını? Başta o görgü şahidi kimse bana bunları yapanları bulacağım. Sen de bana yardım edeceksin. Hiçbir şeyin bittiği falan yok. Daha yeni başlıyoruz.
Kalk hadi aşağı, abin yok. Anne ne oluyor ya? Abin yok diyorum sana, her yeri aradım, yok evde. Nasıl yani? Akşam geldi eve. Şimdi yok işte. Gitmiş. Ya İda nereye gidecek bu saatte? Yürü hadi çıkıp arayalım. Ya anne saçmalama. Koskoca adam çocuk değil ya. Ya başına bir şey geldiyse? Of anne. Bunca yıl bekledim. Şimdi kaybedemem oğlumu. İnandır, inanayım. Bir kanıt göster. Kanıt mı? Karşımda işte kanıt. Benim, ben, Dağhan, daha ne kanıt istiyorsun Beril? Beril, yüzüme bak. Gözümün içine bak. Ben böyle bir şey yapabilirim. Hiç mi tanımadın beni? Tanımamışım demek. Bir daha mektup yazma bana. Çocuğumuz ne olacak? Çocuğumuz. Karnımda öldü. Thank you.
gitme ne olur. Beril. Ne yapıyorsun, delirdin mi ya? Beril. Kendine gel. Bu herif mi geldi buraya? Üşüyeceksin ya. Gel. Şükürler olsun. Çok şükür geldin. Dağhan iyi misin? Ne oluyor? Öldük meraktan oğlum. Niye bir şey söylemeden çıkıp gidiyorsun? Uyku tutmağında dolaştım biraz. Biz de söyledik. Hava almaya çıkmıştır oğlan dedik ama Sabiha Hanım'a laf anlatmak ne mümkün? Annem seni göremeyince hortalığı ayağa kaldırdı. Özür dilerim, düşünemedim. Dışarı çıktım diye merak eden olmamıştı kaç yıldır.